Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümde selamlıyorum herkesi. Umarım bugüne kadar yaptığımızı anlamışsınızdır. Bir sorunuz yoktur. Ne yapıyoruz? Gelelim kamera açısına. Ondan sonra bezeme işlerine başlayacağız. Yani güneş falan, gölce falan. Zaman kaybetmeden bu bizim son final resmimiz. Tamam. Ne yapıyoruz? İlç resmimizi nereden getiriyoruz arkadaşlar? Buradan gelsin resim. Yani Z'de vardı ya. Buradan böyle gelsin, değil mi? Böyle alalım. Böyle. Resim çektik, değil mi? Çektik. Geliyoruz, 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 geliyoruz arkadaşlar. Böyle mekanı boş bırakmıyoruz. Yani dediğim gibi WS D A ile ilerliyoruz arkadaşlar. Geldik. Bir resim daha çaktık. Ve ne yapıyoruz? Bir daha resim çakıyoruz. Bir bakıyoruz nereden geldik. Bu değil de. Ha, buradan başlayacak. Tamam. Gidiyorum arkadaşlar. Bunu bir çakalım burada son resmi ve buradaki resmi, ilçe resmi kaldıracağım ben. Tamam. Buradan geliyoruz. Buraya gidiyoruz. Bunu kaldırdım. Geldik. Ve ne yapıyoruz? Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Nerede bu? Nerede bu? Çok gittik. Buradan bir resim çekiyorum. Tamam mı? Bir bakacağım. Geldik geldik. Onu da gördük. Eri gördük. Ve çektik. Oldu mu şimdi? Oldu. Bakın bakın. Tamamdır. Sonluğunu biraz daha artıralım. Böyle bir şey. Zamanımız 17 saniye oldu. Buradan azaltabiliyoruz. Süretini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben ayarlamayacağım. 17 saniye baya başarılı bir süreç. Tamamdır. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Gelelim bezeme işlerine arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir uyuşmamazlığımız var. Ben şimdi bunu öylesine yapacağım. Yani anlamanız için yani insanın yani görmem lazım onların uyuşmamasını. Tamam mı? Zaten bak böyle bir şeyler atarsanız, değil mi? Bu otlarla bu otların böyle karışması normal bir hale dönür. Yani baya baya bir göze giren bir şey görünmez orada. Yok yapmazsanız zaten ne bileyim göze hoş gelmeyecek yani. Yani tabi yapmayabilirsiniz değil mi? Ama yapmamız şart. Yoksa videolar neden insana ilk baktığında güzel geliyor? Göze hoş görünmesi lazım tamam mı? Böyle atalım. Diyelim buraları aynı bir ottan sarmış ve burada gelmiş bunu basmış. Bu harfi basmış diyelim tamam mı? Böyle içerisine başka bir şey de atacağım şimdi. Sonunda bakalım ne oluyor. Başka nere? Hangi uygulama, hangi ot, hangi bitki var burada? Tamam. Bundan atıyorum ben. Tamam mı? Biraz büyük oldu ama olsun. Olsun olsun. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane ekledik mi? Alt shift mouse'a tutuyoruz veya çoğaltıyoruz. Tamam mı? Bundan birkaç yere eklememiz lazım. İyi görüksün diye. Hadi bakalım.
Tamamdır. Bence olması da olur onlar. Kaldıralım. Kamera önü neresi? Kameranın önüne bir ot atalım. Buralara bir yere. Boşluklara. Tamam. Hadi bir büyük bir otlar var ya. Uzun otlardan. Atalım. Baya baya görünsün. Mesela diyelim böyle bir şey. Bunu büyüteceğim şimdi. Tamamdır. Ya birini buraya ekleyeceğim. Kamera onun üzerinden çeksin. Tamam. Hadi bakalım. Tamamdır. Yani çelebekler falan ekleyeceğiz ya. Bir tane de buradan taş ekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu tam olarak size kalmış. Ne bileyim, ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Bir taş ekleyeceğim buralara. Tamamdır. Taş olması normal. Burada zaten R harfinin bozulmuş hali. Yani bitçi falan basmış. Ne bileyim. Buralar güzel de. Buralar boş gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Bir tane böyle iyi göreceğim bir şeyler var ya, onlardan atacağım buralara. Böyle ot falan. Bunu büyüteceğim böyle biraz. Bunu biraz aşağı basalım. Tamam. Başka neyimiz var burada arkadaşlar? Burada bu var. Bundan yapalım arkadaşlar biraz. Güzel olsun. Sonra ne yapacağız? Bakın, bizim harflerimizin torpakla yani çimenle temas olan bölgesi var ya, onlara zambak falan ekleyeceğiz. Böyle falan. Diblerinde bitmiş gibi, tamam mı? Yani hani bıktırmasın, böyle düzenine koyulmuş gibi görmesin diye böyle ekledim arkadaşlar. Burada ekleyeceğim şimdi birkaç tanesini. Tamam. Bu bize ne verecek arkadaşlar? İyi görüntü verecek. Şimdi bakalım. Bunun bir tanesini buraya ekleyelim. Ve bunun boyutunu kaldıralım arkadaşlar. Bence bu ders müthiş olmuş arkadaşlar. Müthiş. Tamamdır. Bunu da buraya atalım. Bunu da kaldıralım. Dosyayı bu arada üzerine kaydedelim. Tamamdır. Kamera açımız hazır. Hareketimiz hazır. Ostlarımız hazır. Çelebeklerimiz kaldı arkadaşlar. Çelebekleri neye bırakacağız? Buraya bırakacağız. Burada oluştur diyelim. Yani sahaya çekiş alalım. Çekelim. Ne yapıyoruz? Bizim neredeydi bu çelebeklerimiz arkadaşlar? Burada bir yerdeydi değil mi? Tam. Çelebekler de uçuşsun buralarda değil mi? Koyduk. Koyduk. Büyütüyoruz. Aman kameranın açısından bakalım. Bak, ne güzel ya. Oldu mu şimdi? Oldu. Hadi bu tarafı bir gül çiçek yapalım buraları. Gül çiçek yapacağız. Çiçekleri bakın arkadaşlar, çiçekler var burada. Nasıl bir çiçek lazım bizlere? Seyrek bir çiçekler lazım arkadaşlar. Böyle laleler eklersek olur bence. Bunu böyle toplu şekilde eklemek oluyor arkadaşlar, böyle. Mesela böyle düzüyoruz. Sonra da bunun sayını artırıyoruz. Eleman sayını ekliyoruz. Rastlantı doğrusunu ekliyoruz. Çizgi ve hattının dağıntımı yapıyoruz. Bakın. Gördün mü arkadaşlar? Bunun sayını çok aldı biliyoruz. Ve bunu oturtuyoruz toprağa. Bununla toprağa oturtuyoruz. Hatta biz başka bir çiçekler de buraya ekleyebiliriz. Mesela bunun gibi. Aynı boyutta olan. Ne bileyim, bir tane buraya taş eklemek istiyorum. Büyük bir kayalı taş. Gönlüm öyle istedi arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim ben. Boş kalmasın buralar. Ne oldu? Az sorun.
Hayır, ben bunu seçmiştim. Bu seçilmeli. Bir tane ekleyeceğiz. Tamam, bunu biraz aşağı basalım. Ne güzel. İşte oldu güzel, değil mi? Buralar boş görünüyor arkadaşlar. Boş görünmesin diye bakın bakın bakın. Buradan böyle bir kaya atacağım şuraya. Yok, olmadı. Büyük oldu. Bunu atacağım ben. Tamamdır. Bir tane atacağım. Bunu atalım. Buraya. Çok büyük oldu ama olsun. Tamam. Bunu biraz daha toprağa itelim. Bir tek bura bir şey istiyorum arkadaşlar. Bir ağaç falan ekleyelim. Siz de hem öğrenmiş olun, görmüş olun. Ağaç eklemedim daha ben. Bir tane öylesine ekleyelim ağaçtan. Ne ekleyelim Murat abicim? Bir küçük bir ağaç olsun. Bakalım ne var. Çeninize göre ne isterseniz ekleyebilirsiniz siz. Ben mesela öylesine bir ağaç ekleyeceğim. Bakalım 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 ne var, ne ekleyebiliyoruz. Böyle bir şey ekleyeceğim ben mesela. Ekledim. Bakalım iyi görünüyor mu? Ağacı biraz daha. Ağacı oradan götüreceğim ama buralara bir yere koyacağım. Tam olarak gözükmesin diye. Tamamdır. Ne güzel oldu ya arkadaşlar, değil mi? Ya buralara siz laleler falan, gül çiçekleri ekleyebilirsiniz. Zaten biz yaz falan ekleyeceğiz oralara sonralar. Şimdi ne konu? Konumuz kamera açısında yaptık. Eklemeleri yaptık. Bezemeleri yaptık. Şimdi sonuç render kısmında, yani son final bölümünde. Şimdi bu dördüncü bölümü saklayacağım. Beşinci bölümde render nasıl çıkacak? Yani havanın, suyun, gölgelerin, güneşin ışığını kontrol edeceğiz ve render'e basacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 5. bölümde artık final bölümdeyiz. En detaylı bölüm aslında burası, yani sonuç bölümü. Şimdi ne yapacağız? Güneş ışığıyla oynayacağız ve çölcüleri falan yapacağız. Renkleme falan ve render'e basacağız arkadaşlar. Tamam, zaman kaybetmeyelim. Daha fazla uğraşmıyorum. Siz buralara otlar falan kendinize göre yapabilirsiniz. Zaman baya baya uzandı zaten derslikler. Ne yapıyoruz? Burada özel stil olarak var. Yani özel gerçekçi stil var. Yani Lumion'un kendi stili var burada. Yani direkt hiçbir şey eklemiyorsun diyorsun. Ben buradan gerçek efektini atacağım ve gerçek sonuç alacağım, değil mi böyle? Mesela bunu render yapalım. Bakalım ne olacak. Böyle. Resim olarak render yapacağız. Flage resim yapalım. Bir saniye. Mevcut resim. Flage render yapacağız. Test deneme diyelim. Test deneme. Gördünüz mü arkadaşlar? Render tamamlandı. Bakalım. Böyle bir şey çıktı. Tamam. Şimdi ben bunu beğenmiyorum diyorsan kendin yapacaksın. Ne yapacağız? Bunları kaldırıyorum. Nereden kaldıracağız? Buradan kaldıracağız. Steve tarafından kullanılmakta. Tamam mı? Tamam. Şu efektleri kaldırıyoruz. Yani C-Check efektlerini. Düzenleden efektleri kaldır diyoruz. Tamam mı? Kalktı. Original variant. Yani original görüntü geldi bize. Hiçbir şey yapmadık daha. Bulutları yapacağız. İlk önce güneşle ilgili. Güneş nerede olsun? Bak arkadaşlar. Nerede olsun? Akşam mı olsun? Gece mi olsun? Nerede olsun güneş? Ona bakacağız. Biliyor musun ne yapalım arkadaş? Güneş nerede? Böyle gün batımı yapalım gelin. Böyle
bir şey olacak. Cumhurbaşkanı bir şey. Güneş böyle kalsın. Parlaklığını açalım mı? Açmayalım. Böyle bir şey olsun. Akşam tarafı. Ya da isterseniz daha ışıklı olsun diye böyle kaldıracağız güneşimizi. Baya baya fırlayacağız. Böyle kalsın güneş. Güneş biraz daha yüksekliğin doğrultusunu böyle yapalım. Disk boyutunu böyle bir boyutu böyle biliyoruz arkadaşlar. Ancak büyütmeyeceğiz biz. Böyle kalsın. Sonra ne yapacağız? Gölgeleri kullanacağız abi. Gölgeler böyle soft yumuşak gölgeler var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak yoktu gölge. Soft gölge yakacak bize. Ve daha detaylı yapacak. İç mekan değil, dış mekan olduğu için böyle yapacağım, böyle kalsın. Bu arkadaşlar gölgenin böyle daha dolgun olması, gölge aralı ışığı, yani gölgenin netliğini düzenliyorsunuz. Parlaklık, yani bu gölgede olan parlaklığı düzenliyorsunuz arkadaşlar. Çok karanlık olmasın. Böyle bir şey olsun. Normal kalsın. Başka değmiyoruz buna. Değmeyelim. Sonra yansıma var arkadaşlar. Yansıma nedir? Ben onu size göstereceğim. Yansıma diyelim. Bu daşın bu suya yansıması. Yani bu harfimizin suya yansıması, otun yansıması daha net gösterecek arkadaşlar bize, tamam mı? Hadi. Mesela. Bunu yüksek yapacağız. Yansımaları bakın. Bakın buraya bakın arkadaşlar. Tamam mı? Artık burada baya baya gölgeler oluşturdu arkadaşlar. Güzel değil mi? Biz biraz güneşi biraz kaldıracağım. Olsun. Parlaklığını biraz alacağım. Tamam mı? İyi oldu. İsterseniz güneşi biraz aşağı salalım. Gölgeler falan vursun. Hadi gölgelerle iş çalışalım biraz. Gölgeler olduğu zaman daha iyi gözüküyor. Yani daha gerçekçi görünüyor arkadaşlar. Tamam oldu. Sırada ne efektimiz var arkadaşlar? Gökyüzü ışığı. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu yani gökyüzünün ışığı, yani semada olan ışık direkt yerdeki tüm nesnelere vuracak. Ama ihtiyaç yok bence. Vurmasın, bırak. Çok ışıklı olmasın arkadaşlar. Sonra geçelim kameramıza. Kamerada böyle bir efekt yok. Ancak güneşe lens flares ekleyebiliriz biz. Mesela güneşimiz nerede bizim? Tam burasında. Ana parlaklık. Değmiyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada güneşin böyle çenelerinden olan ışıklar var ya, onu çoğaltıyor. Bu halo var. Halo miktarı çoğaltıyor. Işık yoğunluğu. Burada bilmiyorum bir şey sorun nedir? Güneşte bazen sorunlar oluyor. Güneşin ışığı sorunlar oluyor. Mesela bakın güneşin ışığında bazı sorunlarımız var. Bakalım renderi nasıl çıkacak? Test render yapalım arkadaşlar. Bir durun. Masaüstü yapalım. Test render diyelim. Okey diyelim. Gördünüz mü? Renderde gözüktü. Çünkü ben demin çoğalttım. Onun için. Ne yapacağız? Burada her şey iyi. Ha. Bunu editör kalitesi olarak azaltmıştık biz. Siz de böyle ayarlardan editör bilgisayarınız güçlüyse, yani baya süratliyse, editör kalitesi, yani çalışma kalitesini 5 yıldız yapın. Ondan sonra iyi gözükecek. Bakın gördün mü? Gözüktü. Yani demin gözükmüyordu. Şimdi gözüktü. Parlaklığını alalım. Yansıma nerede? Lens flares. Bakın arkadaşlar. İşin yoğunluğu bu. Bak, görüyor musunuz? Bu ışığı azaltıyoruz. Ana parlaklığı azaltacağız. O kadar lazım değil bize, değil mi?
Lens. Ha, bakın buralara böyle bir lensin ışık dalgalarını atıyor. Böyle kalsın. Işık dağıtımı azaltacağım. Değer düşüşü. Bunu azaltacağım arkadaşlar. Biraz düşerse bestir. Işık döngüsü ise tamamdır. Kosmik değerli. Bu kalsın mı? Kalsın. Biraz kalsın. Bu lens transformer filmlerde oluyor ya, böyle anamorfik lensler. O bence lazım değil. Onu götürelim. Transformer filmine benzemesin. Hadi gidelim. Wow. Bakın arkadaşlar, bu ışığa baksana. Nasıl iyi gözüküyor. Değil mi? Ne kaldı arkadaşlar? Kameramız iyi. Başka ne kaldı? Güneşimiz, bunu tamamen azaltalım. Bulutlarımıza gidelim arkadaşlar. Bulutlarımız nerede? Bulutlar var arkadaşlar. Bulut miktarımızı, bulutları pozisyon olarak değişebiliriz. Böyle böyle gidebilir. Bunun için ne yapacağız? Buna bir tık vuracağız arkadaşlar. Geleceğim, geleceğim buraya ve buradan bir tık da vuracağım. Ondan sonra pozisyonunu değişeceğim. Tamam mı? Bakalım şimdi. Görüyor musunuz? Nasıl oldu? İyi oldu değil mi? Bulutlarınızı buradan çok alabiliyorsunuz. Bulut miktarını. Ben fazla uğraşmıyorum artık. Bulut parlaklığı. Bulutunuz daha bembeyaz olsun. Bulut yumuşaklığı. Böyle hava tutulu olsun. Arkadaşlar süper bir uygulama. İnsan istediği bir şey yapabiliyor. Bu ders olarak ben artık finala geliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum, balıklar görünüyor mu görünmüyor mu, artık sizde görünür umarım, bende görünüyor. Genel parlaklık böyle bir şey. Wow, böyle kalsın, fazla ışıklı bir şey değil. Bakın arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Başka ne kaldı arkadaşlar? Sis var, sis verebiliriz. Hacimsel bulutlar var, onu verebiliriz. Rüzgar var arkadaşlar, rüzgar vereceğiz. Böyle oynasın. Bırakın. Tamam mı? Böyle bakalım. Şimdi burada tamına göremeyeceğiz değil mi? Çünkü niye? Render olmadı diye. Onun için tam göremiyoruz. Vay canına. Oldu işte arkadaşlar. Bak, güneşin karşısına aldığında güneş batıyor bile. Böyle biraz render yapacağım şimdi bundan. Bakalım ne olmuş. Test render yapalım. Bakın arkadaşlar, ışık düşmüş, hepsi güzel. Bir şey ekleyelim, netliği biraz artıralım. Netlik var ya, yani görüntü netliği, onu artıracağım, keskinliği artıracağım biraz, daha gerçekçi bir şey görünsün diye. Böyle bir yaparsak güzel olacak bence. Netlik daha güzel olsun. Bulutlarımız güzel. Jet izleri koyabiliriz. Mesela havada jet izleri. Uçak falan uçuyor ya, onların etkisi kalıyor. Bulut tüslü etkisi. Bakın bakın bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir render yapalım. Bir test olarak bakacağız. Ne oldu diye. Üstüne yakalım. Vay canına. Güzel oldu. Başka ne kaldı bu efektlerden? Yani bu şu anki işimiz için efekt kalmadı. Yani hepsini bence kullandım ben. Yani işimize uygun kullandım. Sizin işinize dair bir ton efekt var burada. Yani umarım başka bir derslerde bunlara değineceğim. Ama şu an yok arkadaşlar. İşimiz artık Yeçun'da tamam oldu. Bir tek bu var. Bunu göstereceğim size. Range olarak kullanabilirsiniz. Mesela analog range lab var. Bununla birçok range seçimi alabilirsiniz. Mesela bunu diyelim. Bunu böyle yaparsak. Bakın range'ler var arkadaşlar. Ne kadar güzel range'ler var. Ya da kendiniz bir dışarı renderden sonra After Effects'ler mi falan mı, Photoshop'la mı, Color Preset toplayarak, yani yeniden oluşturarak videonuzu hazırlayabilirsiniz. Ancak biz öylesine bunu attım. İhtiyacımız yok.
Güzel, bayağı bayağı çıktı. Şimdi bunu ben böyle print olarak, yani büyük olarak render yapacağım. Vay canına. Güneşimiz yerinde, jet izlerimiz yerinde, otlar yerinde arkadaşlar. Siz buralara taş falan ekleyebiliyorsunuz. Ne bileyim, hayvan falan ekleyebiliyorsunuz. Her bir şey mevcut. Test deneyimize bakalım. Görüyor musun arkadaşlar? Baya baya güneşin ışınları bile düşmüş burada. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu testimizi burada yekunlaştıracağım ben. Siz ne yapacaksınız? Diyelim hazırladınız arkadaşlar. Saniyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kaç saniye olsun onu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne kaldı? Buradan artık mesela 17-18 saniye kaç olursa olsun buradan herhangi bir resmi yani kamera açısını değişebiliyorsunuz. Değiştikte hemen güncelleme yapıyorsunuz. Ondan sonra diyelim hazır yaptınız. Böyle 17 saniyeniz oldu. Siz bunu render yapacaksınız. Arkadaşlar, bilgisayarınız eğer sahiden sahiden iyiyse siz bunu tüm film diye 25 kadr diye ekleyeceksiniz ve ultra üretim üyesi her şey açık 16x anti aliasing bir açık bile render yaparsanız iyi bir sonuç alacaksınız. Mesela ben projeler satıyorum. VideoHive'da çok motion element'te projelerimi satıyorum. Logo Reveal'lar satıyorum. Ne bileyim 3D objeler satıyorum. Ya yani ben orada çıktılarımı Ultra HD yani 4K olarak çıkıntı veriyorum. Siz de böyle bir sıradan televizyon için Full HD zaten yeterli. Buna koyuyorsunuz. Minimum Full HD yapın. HD'de biraz çözünürlük daha düşük olacak. Hiçbir şey, mesela buna vuruyoruz. Diyelim ben bunu Ultra 4K render yapacağım arkadaşlar. Bunu render. Render diyorum ve kaydete basıyorum ve render gidiyor arkadaşlar. Yani tüm 17 saniye render ediyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yine bir üzerine kaydetsin bakalım. Umarım beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.